Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz seferi konumu. Seferdeki durum nasıl olacak? Tabi arada namaz da var. Başka konular da var bununla ilgili. Sefer yani yolculuk etme. Bir insan bulunduğu yerden en az 90 kilometre mesafeye gidecekse o kişiye sefer deniyor İslam'da. Ama bir kişi evinden, köyünden, kasabadan çıktı. Eğer 90 kilometreden daha geri gidecekse bu kişiye seferi yolcu denmiyor İslam'da. Gezmek, ibret almak bunlar İslam'da güzel şeyler. Allah Teala buyuruyor bizlere Rum Sûre ayet 42'de Bismillahirrahmanirrahim. Kul siru fil ardı. Allah Teala buyuruyor. Kul ya Muhammed'im, Habibim, eshabın ümmetine söyle siru fil ardı, yeryüzünde seyir. Yani yürüyün, yolculuk yapın. Böyle buyuruyor. Peki amaç ne acaba? Niçin? Allah Teala buna buyuruyor. Fenzuru ve ibrete bakın. Keyfe kan akıbetü'l-lezine min kablu. Sizden önceki insanların durumuna bakın, inceleyin. Ondan ibret alınız. Mevla buyuruyor. Önceki insanlar, nice tarihi yerler var. Tarihi camiler, hatta tarihi eserler, surlar, burada tabi batan ümmetler var, ölen kişiler var. İşte Mevla buyuruyor, bu gibi yerleri gezin, bunları inceleyin, ibret alınız, Mevla buyuruyor. Bu dünya yaratıldığından beri buna tabi değişik varlıklar var. En son Allah-u Teala insan yarattı Mevlamız. Bizden evvel bu dünyada kimler kimler vardı bizden önce? Nice derebeyler, sultanlar, imparatorlar, krallar, şunlar bunlar. Onlar da dünyaya bebek olarak geldiler. Çocuk oldular, genç oldular. Derken onlara Mevlam bazı yetkiler verdi Mevlam onlara. İşte onların bazıları bu yetkinin etkisiyle gafil oldular Allah korusun. Aldandılar. Gaflete kaldılar. Sanki dünyada ebedi kalacakmış gibi dünyaya bağlandılar. İşte Mevla buyuruyor. Onların sonucu ne oldu? Bakın, ibret alın Mevla buyuruyor. Bir de bu seferdeki amaç da şu bir de, İnsan yola çıkarken şunu hatırlamak gerekiyor ki ölüm diye bir şey var. Ölüm diye bir şey var. İnsan bu dünyadan sefere çıktığı gibi bir de ahiret yolcu olacak. Ahiret yolculuğu olacak. Yani insan bir arabaya bindiği gibi kişi tabuta binecek. Eskiden tabi atla, deveyle, katırla oluyormuş yolculuk. Günümüzde arabayla, trenle, şuna bunda oluyor. Fakat en son yolculuk tabutta olacak. Tabut olacak. Yani ne kadar günümüzde modern vasıtalar olsa da fakat son yolculuğumuz tabutta olacak. Kişi kefeni giyecek. Hem de artık geri dönme ümidi olmaksızın evinden insan çıkacak. Yani kişi her sefere çıkışında bunu da hatırlamamız gerekiyor. Sefere çıkarken tabii bir dönme ümidimiz var. Allah'ın izniyle döneriz ümidimiz var. Ama son yolculuğa çıkarken artık geri dönme ümidimiz
kalmayacak muhteremler. İşte hayat orada bitecek. Bir de acaba ne gibi yerlerde gezme gerekiyor? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, safiru tesihu buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Yani sefer edin, yolculuk edin, hava değişikliği yapın ki tesihu sağlığınıza kavuşursunuz Peygamber buyuruyor. Demek ki bu hava değişimi, her yerin havası başka. Çölün başka, denizden başka, kırların başka, dağların havası başka başka oluyor. Etraftan o esinti gelen hava kokuları da getiriyor. Başka varlıklar oradan geliyorlar. Bunun için demek ki bu gezmede de sağlıkta var. En iyi acaba nereleri gezmeli? Asıl okulu ayet-i kerimede Mevlam buyurdu. Yani tarihi yerleri gezmek, tarihi yerleri gezmek, önceki insanların yaşantısına bakmak, incelemek, ibret almak. İkincisi de Mevlam buyuruyor, Mülk Suresi Tebareke'de ayet 15'te. Sebillah, Hüvellezî, o Allah ki Celle Câlihü, Câle lekumul erdâ zelûlen, Allah sizlere yeri zelil kıldı, aşağıladı, emrinize kıldı Mevlam. Yani yer insanın emrinde, toprak insanın emrinde. İnsan üzerine oturuyor, ayağına çiğniyor, çapayla belli olan insanı kucalıyor, karıştırıyor, traktörle sürüyor. Yer insanın emrinde. Femşu fi menakibiha, Allah buyuruyor. Femşu, yürüyün, gezin, yolculuk edin. Nerelerinde bu yeryüzünün? Fî menâkibihâ. Menâkib, menkıbinin çoğu menkıb, omuz demektir aslında. Yani bu dünyanın omuzlarında. Neresi dünyanın omuzları? Yüksek yerler, dağlar, tepeler de böyle. Demek ki Kur'an-ı Kerim bizlere deniz kıyısını tavsiye etmiyor, yüksek yerleri. Sağlık olarak onlar kişiye daha faydalı. Az da olsa tepeler, havalar daha güzel eser. Hele ağaçlık yer oldu mu, biraz oksijen bakımından gündüzleri, yani gece yaramaz ama ağaçların yanları. Gece kavanoz sürüyor çünkü ağaçta veriyorlar. Gündüz oksijen veriyor ağaçlar. Ve kulû min rizkî. Bakın burada bir incelik ayet-i kerime de var. Mevla buyuruyor, yeryüzüne gezin, fî menâkibihâ, omuzlarında, yüksek yerlerinde tercih ediniz tepelerini. Bir de giderken, insan gittiği yere, sefere giderken imkanı varsa evden fazla insan bir şey yiyecek götürmemeli oraya. Mevla buyuruyor, ve kulû min rızkı, Allah'ın rızkını orada yiyiniz. Yani kişi gittiği yerinde orada biten ne varsa, meyvesi, sebzesi, şusu busu, onları yemek oradan kişiye daha faydalı muhteremler. Mesela hacca giden bazı kişiler her şeyini buradan alıyor. O da hepsi var halde böyle. O da hepsi var. Hele özellikle Medine'ye yetişenleri orada tercih etme gerekiyor. Medine yetişenleri. Mesela Medine-i Münevvere'de bu da yetişiyor. Oran buğdayı çok esmer olur. Amerika'dan geliyor, beyaz oluyor. Daha bizim zavallı hacılarımız beyaz ekmek alıyorlar. Bu Amerika'nın kovboylarına yetiştirdiği şeyler Amerikanlar. Oran ekmeği esmerdir. Ama Medine toprağında olmuş muhteremler. Medine toprağında olmuş. Medine yumurtası küçük olur. Oran tavukları küçüktür. Ama o tavuk Medine'de otluyor. Yumurta gelir başka yerden oraya. Büyük yumurta gelir. Limon da olur Medine'de. Oran limonu küçük olur. Öz olur ama böyle. Bunun için bilhassa hacca giden kişi elden geldiği kadar buradan götürmeyip orada yetişen bitkiyi yemesi. O Medine havasını almış o bitkiler. O havayı solumuş bitkiler. O Medine'ye yağan rahmet, başka rahmet oluyor o civarına.
Oran toprağı başka toprak. Elementleri başka onlara. Bunun için demek ki bir insan seyahate gittiği zamanlar mümkünse hepsini buradan taşımamalı da bir de gittiği yer o yörede ne yetişiyorsa onları da yemesi kişiye daha faydalı. Yani oranın havası, suyu, gıdası birleşti mi insanın sağlık açısından daha yararlı olur. Bir de tabii seferi bazı ahkam deniyor. Ahkam hükmü çoğulu. Bu sefer ilgili bazı hükümler var şimdi dinimizde. Bunların biri nedir? Kasus salah deniyor. 4 rekatlı olan öğle, ikindi, yatsı namazının farzları 2 rekat kılması gerekiyor Hanefi'de. Mecburi oluyor Hanefi'de. Şafi'de kişi muhayyer. İster 4, ister 2 kılabilir. Ama Hanefi'de 2 kılmak insan mecburidir. Hangi namazları? Yalnız öğle, ikindi, yatsı namazının farzları. Bunlar 2 kılınır. Vitir namazı, akşam namazı 3 yine kılınır. Çünkü 2'ye böldüğünü mü buçuk oluyor. Buçuk namaz olmaz. Onun için akşam ile vitir yine 2 kılınır. Sünnetlere gelince, eğer kişi yolculuk esnasında çok sıkışmamışsa sünnetini tam kılar. Ama otobüse giden kişi, otobüs mesela az bir mola verdi. İndi istasyondaki kişi, tuvalete gitti, abdest aldı. Sünnetlerde tam kılsa arabayı kaçırabilir. Veyahut da şoför yolculara kızabilirler. Onlara kızmamak için kişi ne yapar gereğinde? Sünnetini terk eder. Terk eder. Eğer zaman müsaade değilse, yalnız farzını namazını kılar. Hatta tesbihatını bile, ayet-i kürsüyü bile arabada okuyabilir kişi. Ama ne var ki? Namazı kazaya bırakmamaya çalışmak lazım. Yani kişi kendini zorlayacak. Bir vakit namaz kazaya kalmayacak. Çünkü onu Mevlam vakitte bize farz kılmıştı. Kitaben mevkuta Allah bilir bakınız. Yani namaz öyle kişi efendim ben şu zaman kılarım. Öyle değil. Mevlam buyuruyor. Kitaben mevkuta. Kitaben yazılmıştır, farz kılmıştır. Mevkuten vakitlenmiştir. Allah vakitini dahil etmiş, belirlemiştir. Demek ki seferde bazı hükümler değişiyor. İşte biri kasus salah deniyor. Farz namazların 4 rekat olanları 2 kılınıyor. Bir kimse Ramazan ayı içerisinde yolculuk yapma durumunda mecbur kalırsa, eğer bu arada açlığa, suda dayanamazsa, kişi yolculuk esnasında oruç tutmayabilir. Yalnız Ramazan orucu namazdan farklı. Kişi yolculuk esnasında ne kadar rahat olsa 4 rekatlı farzları 2 kılması mecburi Hanefi'de. Oruç öyle değil ama. Mevlamız buyuruyor. Ve en tesumu hayrun leküm Mevla buyuruyor. Orucu tutmanız sizin için daha hayırlı Mevlam buyuruyor. Kişi demek ki yolculukta tutmasa olabiliyor. Sonradan kaza yapmak niyeti ile. Ama tutarsa yolculuk daha iyi. Neden? Çünkü Ramazan'ın sevabı başka oluyor o bakımdan. Yine bir kimse yolculuk esnasında iken o kişiye cuma namazı da farz olmuyor. Mesela telefon geldi, haber geldi, ağır hastaneye kaldırılmış, Allah'a korusun cenaze var. Kişi aldı çoğuşunu, bindi arabasına, gidiyor. Şimdi cuma için çekilse arabaya bir yere eğlense, tabi zaman geçecek. Ama öğle namazını kendi kılıverir hemen bir yerde. Bunun için İslam'da bir kişi yolculuk durumundayken o kişiye cuma namazı farz olmuyor. O gün öğle namazı farz oluyor ama. Yani namazı düşmüyor ama.
cumayı o kişi gitmeye mecbur değil camiye, giderse gider, kılar müsaitse. Ama gitmesi mümkün değilse, ya otobüse gidiyor mesela, mümkün değilse, o kişiye o gün cuma farz olmuyor, öğle namazı kılması farz oluyor. Yine iki bayram namazı kişiye vacip olmuyor, yolcu olan kişiye. Bir insan bayram sabahında eğer yolculuk durumunda ise, o kişilere de bayram namazı kılmak da vacip olmuyor. Yine bir kimse seferi haldeyken, o kimseye kurban da kesmesi de vacip olmuyor. Her ne kadar zengin olsa da, kişiye kurban bayram günlerinde 3 gündür kurban kesme günü. Bir kimse bu kurban bayram günleri içerisinde, ister yolda olsun, ister gittiği yerde 15 gün kalmayacağı yere gitmiştir. Bu kişiyi sefer hükmünde sayılır. Bu kimseye kurban kesmesi de vacip olmuyor üzerine. Bir de ayaklara mes biliyorsun giyiliyor. Bir kimse mukim olan, yani memleketinde olan bir kişi, ayaklarını abdolup ayağını yıkadıktan sonra ayağına mesini giyerse, o kişi eğer gece mesini çıkarmazsa 24 saat üzerine mes edebiliyor. Tabi çıkarırsa mesini ayrı konu. Yolculuk esnasında eğer kişi ayağından mesini çıkarmazsa 3 gece üzerine mes edebiliyor. Bir de hanımla ilgili konu var. Kadınlar yanında mahremi olmadan yola gidemezler. Tabii yol deyince burada az evvel arz ettim. En az 90 kilometre mesafe. Demek ki bir kadın yanında kocası ya da erkek mahremi yani. Amcası, dayısı, abi kardeşi, damadı, o evladı tabii, evi evladı olsun, hatta süt evladı olabiliyor. Bir kadın yanında mahremi olmadan sefere gidemez, haram oluyor. Bu konu çok kesin konu. Hadis-i şerif var hakkında, hem Buhari'de hem Müslim'de. Eğer aynı hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de varsa, ona müttefekun aleyh deniyor. En sahih hadis olmuş oluyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, وَلَا يَحِلُّ لِمْرَأَتِنْ وَلَا يَحِلُّ لِمْرَأَتِنْ Bir kadına helal olmaz. Nedir helal olmaz? Yani haramdır. Tü'minü billahi vel yevmil ahire. Bakınız, hadis peygamberimizin buradaki şeyi ağır çok. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Allah'a iman eden, ahirete iman eden bir kadına helal olmaz. Tüsafire mesihdi emiretin illa mâzî mahremin aleyha. Bir kadın yanında mahremi olmadan böyle sefere gitmesi ona helal değildir, haram olur buyuruyor. Şimdi günümüzde bazı Müslüman hanımlar da ne yapıyorlar? Kendi aralarında otobüse binip türbe türbe ziyarete gidiyorlar. Onlara sorarsan, Allah kabul etsin diyorlar işte, şu ibadete gidiyorlar. Haram işe, haram işe günah giriyorlar. Peki Şafii mezhebine göre yok mu bir başka yolu? Şafii mezhebine göre bir kadın ancak farz olan hacına gidebiliyor, mahrem olmasa da. Bu Şafii mezhebine göre bir kadın, o kadına hac farz olmuş ise, bakınız, mesela kadının kocası ölmüş, mirasak almış. Ya da kadının babası ölmüş, kadına babasına miras kalmış. Yani kadının kendi şahsi zimmetine malı var kadın, kendine aittir. Kadın bu şekilde
zengin ise, o kadına hac farz olmuş ise, eğer ki kendini götüreceği bir mahrem bulamasa, Hanefi mezhebine göre yine vekil gönderecek. Yine gitmeyecek Hanefi'ye göre. Üzerine farz olduğu halde. Yalnız İmam-ı Şafii'ne göre bu durumdaki kadın, üzerine harç farz olan bir kadın, sırf farz hacı yapmak için mahrem olmadan hacca gidebiliyor. Ama yine Şafii mezhebine göre de bir kadın nafil hacca gidemez. Bir defa gitmiş, tekrar gideceğim ben. Çok zenginim, gidemez. Ömreye gidemez, haram oluyor. Haram oluyor. Bakınız, Medine'ye peygamber etmesi haram oluyor. Haram oluyor. Günümüzde ne yapıyorlar? Bazı Müslüman hanımlar, efendim işte kadına arasında toplanıyorlar kadınlar. Şah-ı Mesel'in böyle bir şey varmış. Varmış da olmaz ki işler, işi bilmeden. Ama o niyeti araştırma değil ki. O niyeti gezmek tabii. Gezmek tabii. Bunun için muhterem cemaatimiz, yani bu konuyu duyurmamız lazım etrafımıza, bilmeyenlere de. Demek ki Şafii mezhebine göre de bir kadın ancak üzerine hac farz olmuş ise yalnız farz olan haccına gidebiliyor mahrem olmadan yanında. Yani birkaç kadın toplu gidebiliyorlar. Bunun dışında bir kadın siyahı gidemez. Dört mezhebe göre de. Şimdi inşallah seferi durum nedir? Nasıl başlar? Nasıl devam eder? Nasıl biter? Bir kimsenin seferi durumuna geçmesi için iki şey gerekiyor. Niyet ve fiil. İkisi şart. Önce niyet edecek. Yani bulunduğu yerden en az 90 kilometre mesafeye gitmeyi niyet edecek. Niyet etti ama daha sefir olmadı yine. Ne gerekiyor? Fiil. Bir fiil yola çıkacak. Yola çıkacak. Demek ki bir kimse 90 kilometreyi aşan bir mesafeye gitmek niyetiyle bulunduğu köyden, kasabadan çıktı mı, yola çıktı mı ve çıktığı cihetten, yani hangi taraftan çıkmışsa o yörenin, o çevrenin meskun yerlerine geçti mi sefer hükmü başlıyor. Mesela bir kasabadan diyelim, Alapazan'a giden var mesela, işte Bursa'ya giden yerlere var, İstanbul'a giden yerlere var diyelim. Bu kişi hangi yönden çıkmışsa o çıktığı yönde o kasabaya, köye bağlı meskun yerler, yani yerleşim bölgelerine, evlerine geçip bitirdi mi, hemen bunun seferi durumu başlıyor. Şehirden çıktı, köyünden çıktı, 5 dakika sonra baktı ezan olmuş, abdest de var, namazı kılayım dedi. Orada namaz seferi kılacak. Demek ki çıktığı köy kasabadan hangi yoldan çıkmışsa o çıktığı semtten yerleşim bölgelerini, evlerini geçip bitirdi mi sefere başlıyor. İki şart ama olacak. Niyet, fiil. Niyeti sefer olacak. Bir kimse gerek yaya olarak gerekse arabasına bindi. Şöyle bir ay bir dolaşayım niyeti. Yan arkadaşını almış, hanım almış mesela. Arabasına biniyor. Biraz dolaşayım şöyle diyor. Niyeti uzak yere gitmek değil, biraz dolaşmak. Biraz gidiyor, biraz daha, hep ama az niyeti. Bu kişi 1000 kilometre bile gitse, yani seferi olmuyor. Olmuyor. Ne zaman seferi olur? Bu kişi artık durup bakıyor, ben çok yere gelmişim. Geri dönecek, ne kadar dönecek mesafe? 90 aşıyor tabii, o zaman seferi oluyor. Demek ki bir kimse çıkışında eğer niyetinde 90 kilometre gitmek niyeti yoksa 50 kilometre gitti, 10 kilometre gitti, niyeti o şekilde ama. Yani bir de şuraya gideyim, bir de buraya gideyim, bir de buraya gideyim derken
Hatta bugün dünyayı dolaştın, sefil olmuyor kişi. Şimdi buradan 90 kilometre deniyor. Bu aslında 3 günlük yoldur fıkıh kitaplarında. Bunu böyle açıklar fıkıh kitapları. Bir kimse 3 gün 3 gecelik yola giderse diye. Böyle. Fakat 3 günün önünde tabii kışın en kısa günleri ölçü alınıyor ama. Yani uygulanması genel olan bir şey alınıyor. Kışın en kısa günleri alınıyor. Tabii bir insan bütün günde yürüyemez. Oturacak, tuvalete gidecek, abdest alacak, yemek yiyecek, namazını kılacak. Bu işi ne yapmışlar İslam'da? Günde 6 saat yürüyüşü normal alınmış, ölçü alınmış böyle. Günde 6 saat yürüyüş. Aynı insan bu kadar yürüyebilir devamlı yürüyünce. 3 günde ne yapıyor bu? 18 saat yapıyor. Demek ki 18 saat yürüyüş. Hangi yürüyüş? İki türlü ölçü alınmış. Bir devede kervan yürüyüşü bakınız. Devede kervan yürüyüş. Kervan yani konvoy, deve konvoy, kervan denir. Mesela bazı develer vardır ki hızlı gider develer. Onun ölçü alınmıyor. Ölçü nedir? Orta halde yürüyen konvoy kervanları, develeri ya da insanın orta halli yürüyüşü ölçü alınmış. Bu alınmış ölçü olarak. Bir kimse 3 günlük yaya gidilen bir yeri, işi var, gençtir, zindedir, hızlı 2 günde gitti, yine sefer oluyor. Yine normal deve ile 3 günde giden yolu, bir kimse o dönemde de hızlı giden develer vardı. Onlarla gitse, atla gitse, bir günde bile gitse yine seferi oluyordu. Oluyordu. Demek ki buna binaen günümüzde de bir insan taksiyle gitsin, otobüse gitsin, uçakla gitsin, hüküm değişmiyor. Bir kimse bulunduğu yerden en az 90 kilometre yere gidecekse sefer hükmü başlamış oluyor. Seferi olan kişi nasıl yapacak? Eğer gittiği yerlerde mukim, mukim bulunduğu yerde oturan kişiye denir. Seferi olan bir kişi gittiği yerlerde mukim olan imama uyarsa namazını tam kılar. Yolda mesela giderken baktık ezan okunuyor. Camiye gitti. O zaman namazını 4 rekat tam 4 kılar. İmam uyarsa. İmam uyarsa. Ama seferi olan kişiler kendi aralan cemaat yaparlarsa o zaman mutlaka 4 rekatlı farzların iki kılınması gerekiyor. Peki efendim 2 kılın 4 kılsam ne olur? Zararı var mı acaba? Evet var muhtemelen. Zararı var. Neden zararı var? Seferi olan, yolcu olan kişiye 2 rekat namaz farz oluyor şimdi bakın. Farz oluyor. Bir kimse sabah namazının farzını 4 rekat kılsa ne oluyorsa o oluyor işte. 2 rekatta oturması farz. Oturacak. Selam vermesi vacipti. Bu kimse ne yaptı şimdi? Vacibi tehir etti, erteledi. Erteledi. Farz namazına 2 rekat nafi ilave etti. Bunları birleştirdi. Demek ki bir kimse öğle namazının farzını mukim olan kişiye 6 rekat kılarsa ya da bir kişi sabahın farzını 4 rekat kılarsa nasıl mekruh oluyor, kerih oluyorsa aynı şekilde bir insan sefer iken 4 rekat kılması da bu da mekruh oluyor, iyi olmuyor muhteremler. İki kılmamız mecbur olmuş oluyor. Peki bir kimse seferi kendisi bir yere gitti, namaz kılacaklar. Cemaat yapacaklar şimdi arada. O çevrede mukim olan yerli kişi var ama namaz kılmaya güvenemiyor ki öne çıkamıyor. Evet, sefir olan kimse imam olabiliyor. Olabiliyor. Ya da ne yapacak? Önce haber verecek bunlara. Ey cemaat! Biz seferiyiz. Diyecek, haber verecek onlara. İki rekatta
İmam da seferi olan namaz selam verecek. Cemaattan seferi olan selam verecekler. Mukim olanlar selam vermeyip ayağa kalkacaklar. İkiye daha kalkacaklar. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevvere'den Mekke'ye geldiği zaman öyle yapardı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimiz tabi Kabe'de imam oluyor. Kim imam olabilir tabi orada? Peygamberimiz iki rekatta selam verip ey ehli Mekke, biz seferiyiz. Ettiğimiz salatüküm, namazı tamamlayınız derdi onlara. Peygamber'e beraber Medine'ye gelenler selam verirdi. Ehli Mekke kalkıp namazını ikiye daha kılıp tamamlarlardı. Bir kimse gittiği yerde eğer 15 gün, tam 15 gün kalacaksa, 14 olmaz. Gittiği günde sayılıyor Hanefi'de. Bir kimse gittiği yerde eğer tam 15 gün kalacaksa, kişi o gittiği yerin meskun yerlerine, yani dıştan daha girdiği anda, orada kişi hükmen seferden çıkmış oluyor. Namazı tam kılacak orada. Mesela bir kimse işte akrabasıdır, yakınıdır, oğlu kızıdır, ziyaretine gitti. Gittiği yerde niyeti en az 15 gün kalmak, en az. Niyeti bu. Ama kalabilecek mi? O konu ayrı. Niyetine bağlı bu. Niyeti orada en az 15 gün kalacaksa, o gittiği kasaba, şehrin daha dışından meskun yerlerine girdiği anda hükmen seferi kalkıyor bundan. Kalkıyor, orada kişi mukim oluyor. Eğer bu gittiği yerde 15 gün kalmayacak, daha az kalacak, 3 gün kalacak, 1 hafta kalacaksa, kişi orada sürekli sefir hükmünde olmuş oluyor. Tabi orada camiye giderse, evse imam olursa namazını tam kılar, ama kendi kılacak olursa mutlaka 4 rekatlı farzları 2 kılması mecburidir Hanefi'de. Şafii mezhebine göre ise bir kimse gittiği yerde, gittiği gün, çıktığı gün sayılmamak üzere 3 gün kalacaksa o kişi de mukim oluyor. Bu İmam-ı Şafii'ye göre, ona göre, yani bir kimse gittiği yerde, gittiği gün sayılmıyor. Çıkacak gün sayılmıyor. 3 tam gün kalacaksa o kişi orada mukim oluyor. Bu da Şafii mezhebine göre. Bir insan seferi durumdayken eğer Allah korusun bir vakit namazı kaçırdı, vaktinde kılamadıysa ne olacak? Tabi az evvel de arz ettiğimiz gibi aziz cemaatimiz, kişi kendisini zorlayacak, bir vakit namazı kaza bırakmamaya çalışmamız şart, bu bir. Buna rağmen artık öyle oldu ki, demek ki seferi halde üzerimize bir vakit namaz kazaya kaldı. Bu namazı nasıl kılacağız? Eğer tabi öğle, ikindi ve yatsı namazı ise, biz bu namazı evimizde de kılsak, iki kılacağız muhteremler. İki kılacağız. Çünkü bu namaz seferi halde, üzerimize zimmetimizde, İki rekat olarak, farz olarak kesinleştiği için demek ki biz gerek bu namazı seferde kılalım, gerek evimize kılalım, bunu tam kılacağız. İki rekat kılacağız. Yani üzerimize farz olup iki rekat kılacağız bunu. Eğer bir kimse mukim iken, mesela üzerimize kaza namazı var, herkese var tabi bu zamanda, bir kimse sefere gitti, yolculuğa gitti, mesela camide dolaşıyor, orasını dolaşıyor, gezerken de biraz da kaza namazı kılayım dedi bu kimse. Nasıl kılacak kaza namazını? Tam kılacak. Çünkü o kişiye mukim iken üzerine o namazda farz idi. O kişiye o namazda 4 rekat olarak üzerine farz kesindi. Bu kimse üzerine 4 rekat olarak kazaya kalan namazını ister evinde kılsın, İster seferde kılsın, bunları tam kılacak azı cemaatimiz. İnşallah bu konu karıştırmayalım. Demek ki
Kısaca şekilde özetleyelim bu konuyu. Üzerimizdeki kaza namazı mukim iken, yani beldemizde iken, üzerimden 4 rekat olarak üzerime farz olan namazı kazaya kalmışsa, bu namazı ister evimizde, ister seferde olsun 4 rekat kılacağız. Eğer üzerimizde seferdeyken 2 rekat olarak namaz kazaya kalmışsa, onu gerek seferde evimize kılalım, o namaz 2 rekat olarak kılınacak. Bu seferin hükmü ne kadar devam ediyor? Tabi gidişi var, bir de bunun şimdi dönüşü var. Hatta şöyle bir fıkıhta bir kural var. Yani aklımda kalmasın inşallah, onu arz edeyim. Bir kimse öğlen namazını evinde kıldı. Yani niyeti sefere gidecek. Ama daha çıkmadı tabii. Öğle namazını kişi 4 rekat olarak evinde namazını kıldı. Sonra biraz sonra yola çıktı kişi. Yola çıktı. Yolculuk esnasında sefer haldeyken 2 namazını da 2 rekat kıldı kişi. Bunu da kıldı. Sonra aklına bir şey geldi. Evine dönmesi gerekti. Döndü evine geldi. Henüz 2 vakti çıkmamış daha ama. Akşam da olmamış. Akşam üzere evine geldi. Evine geliyor kişi, aklına geliyor ki eyvah. Öğle 2 namazını kıldım ama abdestim yoktu benim de içinde. Aklına geliyor. Ama o anda akşamında oldu artık ama. Aklına gelinceye kadar akşam ezanı da oldu. Şimdi bunun üzerinde 2 kat namaz kaza kaldı. Öğle ikindi. Öğle namazını evinde kılmış, 4 rekat olarak kılmıştı ama yola çıktı. Henüz daha öğlenin vakti çıkmadan yoldaydı, seferiydi. Evde kılı namazı hükümsüz. Hükme kalktı o namaz, abdest olmadığı için. Şimdi bu kişiye ne oldu? Öğle namazının vaktinde yolculuk durumunda olduğu için 12 kaza edecek o namazını. İkindiye gelince ikindiyi 2 rekat olarak kılmıştı ama eve geldiği zaman henüz 2 vakti çıkmamıştı. Burada muteber olan vakitlerin son vaktidir. Bu kişi 2 namazının daha çıkmadan evine geldiği için ne yapacak? 2'yi 4 kılacak. Bak muhtemelen şimdi. Yolculuk durumu ne kadar devam ediyor şimdi? Bir kimse yolculuktan eğer vatan asisine dönerse bu niyete bağlı değil. Evine, ülkesine döndüğü anda, yani bulunduğu köy, kasaba, şehir neyse, o giriş istikametinden meskun olan, yani evlerin bulunduğu yere geldiği anda itibaren bu kişi hemen de otomatikman mukim oluyor. Eğer bu kişi vatan asisine geliyorsa, nedir vatanı asli? Bir kimsenin doğup büyüdüğü, yerleştiği yer. Bunun asli vatanı bu deniyor ona. Orada doğup büyümüş, orada yerleşmiş. Ya da bir kimse doğup büyüdüğü yeri terk etti, başka yere gitti, evlendi, oraya yerleşti. Onun vatanı orası, vatan aslisi. Burası iptal oldu şimdi. Bir insan bekar da doğup büyüdüğü yerini terk etti, evli de değil, başka bir ülkeye gitti, o gittiği yere yerleşmeye karar verdi ama, geçici bir zaman değil, oraya yerleşmeye karar verdi kişiye, o zaman vatan aslisi orası oluyor, öncekiler iptal oluyorlar. Örneğine gelince, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ve Muhacirin denen sahabe-i kiram hazretleri, Mekke'de doğdular, orada büyüdüler, sonra Medine'ye göç edip de tekrar Mekke'ye döndükleri zaman sefir oluyorlardı. Yani Mekke mükerremedeki vatan aslileri iptal oluyordu. Oluyordu. Demek ki vatanı asli insanın doğup büyüdüğü, yerleştiği yer.
ya da evlenip başka bir yere yerleştiği bir yer, ya da evli olsun, bekar olsun, artık oraya yerleşmeye karar verdi. Onu vatan edindi. Orası o kimsenin vatanı aslisi oluyor. Öncekileri iptal oluyorlar. Bir insan örnek olarak İstanbul'da doğmuş, büyümüş. Uzun bir zaman yaşamış orada. Bu kişi hayatının son dönemlerinde bile olsa, mesela örnek Bursa'ya, Konya'ya göçtü, oraya yerleşti artık. Bu kimse İstanbul'a dönünce sefir oluyor. Orada evi o kalsa bile, çoğu şurunda taşınmışsa, orasının vatanı asli oluyor, bu iptal olmuş oluyor. Bir de vatanı ikame deniyor. Vatanı ikame de bir kimse vatanı aslisinden en az 90 kilometreyi aşan bir yolculuğa gidip de gittiği bir mesun yerde 15 gün kalmaya karar vermişse ona vatanı ikame deniyor. Bir kimse mesela yazın kamp kurmak niyetiyle köy kasaba olmayan, yani evlere meskun barınağı olmayan bir yere gitse kişi orada bir ayda kalsa yine sefir oluyor derler. İkame olması için ne gerekiyor? Gittiği yerin meskun yer olması, yerleşim ve bir olması şart gittiği yerde. Demek ki bir kimse böyle bir köy olsun, kasaba olsun, bir yerleşim bölgesine gitti. Orada en az 15 gün kalmaya karar verdiği anda, niyet ettiği anda, orada kişi mukim oluyor. Ne oluyor mukim olunca? Namazını tam kılacak, Ramazan ise orucunu bozamaz, orucunu tutacak, kurban bayramı ise kurbanını kesecek, cuma namazı farz olacak, bütün bu işler çalışıyor, otomatik çalışıyor bunlar. Bir kimse bu vatanı ikamesinden ayrıldı. Nereye ayrıldı? Hemen yakın bir yere gitti. Mesela bir yere gitti, bir oğlu orada, bir de kızı var. Arada kısa mesafe var. Yine bu kişi hükmü değişmiyor. Ancak bu kimse vatanı ikameye dönmeyecekse gerisi geriye. Şimdi şu örnek verelim. Mesela bir kimse hac zamanında Mekke'ye mükerremeye gitti. Hac günlerinde 15 günlerinde fazla var. Kişi oraya gidince orada kişi mukim oluyor hemen. Mukim oluyor orada. Bu kimse Mekke'ye mükerremde mukim iken aklına geldi de bir Arafat'a gezip geleyim dedi. Ama dönecek. Gene mukim devam ediyor. Bozmuyor. Hatta Taif'e gitti. 50 km aşağı yukarı var Mekke mükerremeye, ama gidip dönecek, kalmayacak orada, gene mukimdir. Demek ki bir kimse bir yerde oğluna gitti, 15 gün falan kalacak orada. Bir de bir oğlu kızı başka biri var ama orada yatmayacak ama. Gidip dolaşacak onu. Yine bu kimse mukimdir. Bir kimse mukim olduğu yerden ayrılırsa, vatana aslisine gitmekte ayrılırsa, oradan ayrıldığı çıktığı gibi meskun yerlerinden seferi oluyor. Yine bir kimse mukim olduğu yerden başka bir yere gitse, orada 15 gün kalacaksa, önceki yeri gene iptal oluyor, seferi oluyor. Yine bir kimse mukim olduğu yerden eğer sefer miktarı gezmeye çıkarsa yine iptal oluyor. Mesela bir kimse Mekke'ye mükerremede 15'ten fazla kalacak orada. Ama ne diyor kişi? İşte bir Medine gideyim, geleyim diyor. Tam Medine oraya uzak olduğu için bu kişi dönüşte Mekke mükerremede mukim olamıyor, sefir olmuş oluyor aziz cemaatimiz. Seferi haller tabi genelde biraz tabi zahmetli olur. Sefer haller biraz zahmet olduğu için de Allah Teala Müslümanlara burada bazı kolaylıklar veriyor. Mevlam burada veriyor. Yalnız seferden amaçlar değişiyor. Bazen sefer farz oluyor.
O kişiye evden çıktığı andan bunun sevabı çalışıyor. Bazen sefer yolculuk sünnet oluyor. Bazen mübah. Ne günah, ne sevabı var. Bazen mekruh oluyor. Bir de haram olan yolculuk var şimdi az cemaatimiz. Nedir farz olanı? Bir kimse üzerine farz olan haccı ifa etmek üzere yola çıktı mı, nedir bunun seferi? Farz olan yolculuktur. Bu kişi evinden çıktığı andan itibaren bunun sevabı çalışıyor. Bir de adı cemaatimiz, bir kimse böyle önemli yere sefere giderken iki rekat namaz kılmak da bu da sünnettir. Sefer namaz denir buna. Peygamberimizin tatbik ettiği bir şeydir bu. Aleyhisselam Hazretleri'nin iki rekat sefer namazı kılar kişi Allah'a dua eder. Ya Rabbi bu seferin bana hayırlı eyle diye Allah'a dua eder. Yola çıkması bu da sünnettir. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çoğunlukla perşembe günleri yola çıkardı Peygamber'siz derimler. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yola çıkarken erken çıkardı, geç çıkmazdı. Yani erken çıkmak daha hayırlı sefere giderken, tabi bunun imkanı olursa bu gibi şeyler. Demek ki bu seferin bir farz olanı var. Bu sefer farzdır, ibadettir. Yine bir kimse ilim öğrenmek niyetiyle böyle bir sohbet için kimse bir yere giderse bu da nedir? Bu da ibadettir. Bunun da her adımına sevap vardır. Sünnet olan mesela bir kimse buradan Hanefi'ye göre ömre sünnettir. Ömrü yapmaya Mekke'ye gidecek. Bu da nedir? Bu sefer de sünnettir. Bu da tabii ibadettir. İbadettir. Bir de mübah olan sefer var. Mübah. Nedir mübah? Gitmese günahı yok. Giderse niyetine göre sevap alabilir kişi. Mübah olan seyahat. Mesela kişi biraz rahatsız, içten biraz sıkıntısı var. Hele kişi biraz da evhama kapılmışsa, içten darlık bunalım varsa, bu kişi sağlığına kavuşmak için ha değişimi yaparsa, gerçekten hadis-i şerifte azivel azettim, ona Rabbimiz sağlık da verir. Bu nedir? Mübahtır, mübahtır. Tabi niyet iyi olunca sevap da alır. Yine kişi sefere gittiği zamanlar, tarihi yerleri gezse kişi, kişi bakacak, burada insanlar yaşamışlar, şu eseri yapmışlar, işte şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar, ya da helak olan kavimler, batan kişiler, o batan kasaba, şehirleri insan gezerken, oradan kişi ibret almak amacıyla giderse, bu da tabi nedir? Seferde sevaba dönüşüyor azı cemaatimiz. Yalnız az evvel de arz ettiğimiz gibi, kadın yanında mahrem olmadan gitmesi haram oluyor. Bir de mekruh olan yolculuklar var. Gideceği yerde kendini koruyamayacak, orada günah işlenmesi mümkün. Mesela günümüzde deniz sahilleri. Kişi her ne kadar işte ben şorttan denize girmem de şunu yapmam bunu yapmam dese de ama gittiği yerde ne olacak? Şortta gezini görecek. Çıplak tabii kadını görecek. İşte bu gibi yolcu çıkmak da baştan daha günah oluyor. Daha baştan günah gidecek işte bence. Çünkü biliyorsunuz aziz cemaatimiz bir erkek diğer erkeğin dizine bakması haram oluyor bakınız. Yani bir erkek diğer erkeğin bir baba yetişkin oğlunun yetişkin bir evlat babasının, amcasının, dayısının dizini görmesi haram oluyor. Şimdi günümüzde çok kişiler evinde kısa şortla dolaşıyorlar. Tamam eğer yalnız karı koca aileseler haram olmuyor. Ama evlerinde yetişkin kızları, oğlu filan varsa o zaman haram oluyor bak muhteremler. Yani bir baba yetişkin, büyüyen erkek evladın dizine bakamaz, haram oluyor. Evlat da babasına bakamaz.
Bir baba oğul arasında böyle haram olunca yabancı ne oluyor? Tabi muzaffen katı haram olmuş oluyor. Demek ki bunun için günümüzde bir kimse böyle deniz sahillerine yazın giderse, her ne kadar kendi kısa şort girmese, giymese de ama başkanını görecekse, kesinse bu görmesi de gitmesi bunun daha baştan mekruh oluyor. Sakınması gerekiyor muhteremler. Bir de haram olan yolculuklar da var. Haram. Allah korusun. Çok bunun günahı vebali çok büyük. Nedir bu? Filan kasabada işte karışı oğlunu evlendiriyor. Kızını evlendiriyor. Nasıl evlenme olacak? Tabi sazlı, cazlı. Kadın erkek bir arada olacaklar. Bunu davet ediyor. Ne diyor? Efendim beşi bu benim kardeşim, bunu kıramam diyor. Oraya gitmesi, bu yolculuğa çıkması haram oluyor. Her adama günah alıyor muhteremler. Peki bu saz cazın bu kadar günah var mı acaba azı cemaatimiz? Bir olay anlatayım inşallah. Bizzat baştan geçen bir olay. Geçen sene Adapazarı'nda çarşıda giderken bir yerde önüme biri çıktı. Ben kendini tanımıyorum. O beni tanıyormuş. Bana sarıldı. Ağlama başladı. Dedim hayrola ne oldu? Gel kenara çekilelim dedi. Oturduk ama ağlıyor, zor konuşuyor. Ne oldu hayrola? Bunun bir tek oğlu varmış. Karı koca, aile. Bir tek oğlu varmış. Oğlunun tabii evlenme zamanı gelmiş. Söz nişan yapılmış. Artık evlenme karar verilmiş. Oğlu ille tutturuyor. Benim düğünüm salonda olacak. Hanımı bastırıyor. Benim bir tek oğlum var. Düğün mutlaka sağında olacak. Derken yakın akrabaları, kardeşim, kardeşi, onlar baskı yapıyorlar. Bu zamanda böyle geri kapı olmaz diyorlar. Mutlaka düğün diyorlar, salonda olması şart diyorlar. Bu yapacaksın diyorlar. Bunu zorluyorlar. Bu artık onları aşamıyor. Yani bunun üstün geliyorlar. Artık bu mecburi kabul ediyor. Salon tutuyor. Davetlere basıyorlar. Aşağı yukarı bir hafta kalmış artık düğüne. Huzursuz kendisi ama artık bu yola girmiş kendisi. Bir hafta kalmış düğüne. Bir gece rüyasında bir düğün salonunu karşıdan görüyor rüyasına, bakın azim adımız. Allah Teala bir kulunu Allah sevmişse Allah'ını kurtarıyor, bakınız düş yerden. Bu kişi rüyasında bir düğün salonunu karşıdan görüyor. Bakıyor Allah Allah. Ondan sonra da vurdukça, yani daha oynamasını vurdukça öyle bir ateş çıkıyor ki oradan kapkara dumanlar çıkıyor böyle. Etrafını yakıyor. Melekler bağırışıyorlar. Korkunç bir hal oluyor. O kadar korkunç hal oluyor. Bu birdenbire uyanıyor. Kararını veriyor. Ben böyle vebal altına giremem ben diyor. Oğlum beni mahşere kurtaramaz diyor. Kararını veriyor. Kimlere davetiye göndermişse onlara, kime telefon ediyor, kimine bizzat görüyor, haber gönderiyor, bunu iptal ettim ben diyor. Tabii hanımı bunu duyuyor, oğlu bunu duyuyor, başı buna kavgaya. Evinde tabii huzur olmuyor, kavga, gürültü oluyor, muazzam bir şey oluyor. Fakat bu artık ama tabii düğün sonu şeyini görmüş. Nasıl ateşler çıkıyor böyle, nasıl kara dumanlar çıkıyor. Korkunç bir ses çıkıyor orada, uğurdu çıkıyor oradan diyor. O kadar korktum diyor. Bu her şeyi görüşmeye razı. Ölüme razı oluyor. Ben bunu iptal ettim ben bunu diyor. O günü tabi hanım da konuşmuyor. Oğlu konuşmuyor. Herkes bunu dışlanmışlar. Bu gece yatsı namazı kılmış camide. Yatsı namazı mütakip. Evine geliyor. Odasına girecek. Hanım içeriden kapıyı kilitlemiş. Bunu almamak içeriye böyle. Kapıya gidiyor bakıyor. Kapı kilitli, hanım kapıyı kilitlemiş. Da işe giremiyor. Hiç zoramıyor. Gidiyor başka bir odaya. Hem de sonbahar hafif soğukmuş da gidiyor uzanıyor kanepeye. Şöyle bir yatıyor da karanlıkta gece. Aklına şöyle geliyor. Ya Rabbi ben şu anda öldüm Allah'ım diyor. Öleyim ben şu anda, mezarımdayım. Kimsenin bana şu anda fayda yok. Hep anda öldüğünü kabul ediyor. Yalnız kaldığını kabul ediyor. Öyle tefek ederken
uykuya dalmış. Uykuya dalmış. Tam böyle uykuya daldığı anda bakıyor bir nur parlıyor evinde. Bir nur evinde bir telaş. Bu kalkıyor. Rüya aleminde ama açık net rüya. Öyle rüyada kalkıyor bakıyor. Karşısına peygamberimiz giriyor Aleyhisselam Hazretleri Efendi. Peygamberimiz karşısında nur kesilmiş. Hazreti Bekir sağında, Hazreti Ömer'in solunda üçü beraber geliyor buna. Bu şimdi şaşırıyor böyle, küçülüyor. Ya Resulallah, siz benim gibi arize mi geldiniz? Peygamber gülümsüyor. Sen benim şeriatımı bağlandın. Benim dinimi yıkmadın. Her şeyi göğüsledin. Benim dinim için ben seni ziyarete geldim. Allah senden razı oldu. Ben senden razıyım peygamber buna. Hazreti Bekir ben de razıyım diyor. Hazreti Ömer ben de senden razıyım deyince buna tabii feyiz geliyor buna. O anda gelmezdi tabii. Bir feyiz geliyor buna. Tatlı bir zevk, ruhsal zevkte geliyor ki öyle bir hali geliyor, uyanıyor. Uyanıyor ama o anda bin can Allah kurban. Öyle hali almış gelir işte. Yanıyor. Kalkıyor, abdüz alıyor. İki deken şükür namazını kılıyor. Hem ağlıyor, namazını kılıyor. Oturup başlıyor, zikre başlıyor. La ilahe illallah zikre başlıyor. Tam o anda hanımı içeri bunun odasına giriyor hanım birden kalkıyor. Hanımı korkmuş, korkulu hanım. Hanım içeri buna giriyor. Bana affet beni diyor buna hanım için. Affet beni. Ne oldu, ne oldu hanıma soruyor. Ah sorma diyor. Az önce rüyamda kendimi cehennemde gördüm diyor. Kendimi cehennemde gördüm. Atılmışım cehenneme diyor. O cehennemi yanıyor. Ateşini patlatan saçıyor. O gaye derisi muazzam buharını saçıyor. Zebaniden saldırıyorlar. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum diyor. Baktım diyor, seni gördüm, sen cennetesin diyor. Ne oluyor beni kurtar. Ne oluyor beni kurtar diyor, yalvarıyor. Sen bana bakmadın diyor. Tek yalvardım diyor. Üç yüze bana baktın diyor. Uzattı elini beni kurtardın diyor. Hanımı geliyor, hakkını yaz bana diyor. Ben seninle beraberim diyor. Yani evlat diye bütün canın dünya bir tarafa, ben seninle beraberim diyor. İşte adı cemaatimiz, yani bilebilse ki bir sazı, cazı düğüne yapmanın, gitmenin günahı bilebilse Allah korusun gidemeyiz muhteremler. Demek ki bir kimse böyle bir yere gitmek niyetiyle evine çıktığı anda o kişinin haram yolculuğu başlıyor, Allah'a, Resulullah'a isyanı başlamış oluyor adı cemaatimiz. Peki bir insan davet yapmışsa ne yapacak şimdi? Elhamdülillah adı cemaatimiz tevbeler daha kabul muhteremde. Bak daha kabul ediyor. Neden? Çünkü zaman gelecek ki belki yakındır Allah bilir bilemeyiz tabi. Güneş üç gün doğmayacak, görünmeyecek muhterem. Yani gökteki denge, düzen, kuralları bozulacak. Ay güneş sık sık tutulacak. Ondan sonra üç gün güneş hiç doğmayacak. Hep zifiri karanlık olacak. Karanlık olacak. Yalnız o günü sabah namaza kalkanlar, onlar kalkacaklar. Namazı kılan kılacak, camiye gidecek. Bakacaklar, Allah Allah güneş doğmuyor. Takyan bak, sağa bakıyorlar güneş doğmuyor. Doğmuyor, her tarafı zifiri karanlık. Yıldızlar dışarıda, gökte. O zaman farkına varacaklar ki, demek ki peygamberleri de vakit geldi. Peki yine koşacak. Namaza kalkmayanına, hanımına, oğluna, kızına, yavrum yalvaracak. Ama kaldıramayacaklar onu. Kalkmayan Allah korusun böyle. Üç gün sonra güneş batıdan görünecek. Akşam üzeri kaybolup tekrar doğudan doğacak. İşte o zaman Allah korusun tevbe kapısı kapanacak muhteremler. Allah korusun. Onun için şu anda tevbelerimiz inşallah kabul Allah katında. Tevbelerimiz inşallah. Lillahi'l-Fatiha.